geliyor, kurt geliyor. Au! Mert. Karaman. Hocam bugün niye bu tarz videolar? Bir şey olmaz abi onunla. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ece. Ben Eda. Bugün size lezbiyenlere en çok sorulan... Biz de yayınlara böyle başlayalım mı hep birlikte? Şu isimleri, bir alkış tutalım. Şu isimleri bir blacklist alayım bir dakika Ece. Bu soruyu cevaplayacağız. Hem de hızlı hızlı özet geçerek. Evet. Çünkü aslında bu soruların hepsinin tek tek kanalımızda uzunca cevap. Aa Eda Ece ananı var. Bazılarının yok. Dedim ya. Büyük oyunu gördüm. Ece, bu soruyu artık bizim canımız çok sıkıyor. Ve sinirleniyoruz yani. İnanılmaz. Ama bugün evet, hiç sinirlenmeden cevaplıyor olacağız arkadaşlar. Evet. Çünkü hani bilmek sizin de hakkınız. Ne kadar ısrarla sorsanız da bazı şeyleri sormanız gerekir. Bu soruları artık sormayın diye. Siz öpüşüyor musunuz? De başka çiftlere de, başka lezbiyenlere de bunları sormayın. Başlıyoruz. Son kez sakin kalacağım bu konu hakkında. 1. Hanginiz erkek rolünde? Aha dur bakalım lan. Arkadaşlar, bunu ben sormadım. Allah belamı versin, ben böyle bir şey sormadım. Ben tabii. Güzel isim vermiyorlar. Ben sağ tarafı düşünüyordum zaten. Hayır. Şaka, şaka. Arkadaşlar şöyle. Şimdi lezbiyen ilişki iki kadının birlikte oluşundan. Ortada bir erkek zaten yok. O yüzden ilişkide erkek hiç yok. Yani buralarda hiç olmadı. Hayır. Erkek onu yok. Lezbiyen ilişkide hanginiz erkek? Hanginiz aktif? Buna yetiyor. Yedek parça gerekiyor yani, anlatabiliyor muyum? Hanginiz kayıcı? Yani ben görmedim. Ben de görmedim. Ama yani siz şunu kastediyorsanız, yani daha maskülen kendini sunan biri varsa. Evet, ona erkek yapıyorlar ama. Mesela erkek rolü demek değil bu. Çünkü bir kadın maskülen giyinebilir, maskülen saç kesilir. Oğlum zaten erkek rolü olsa bu ilişkide zaten lezbiyen olmuyor ki bunlar. Yanlış mıyım? Erkek rolüne ihtiyaç duysa niye lezbiyen olayım ki ben? Olabilir. Evet. Doğru diyorsun da abi, senin yüzünden de lezbiyeni biz et yemeyen diyebiliyorduk. Bir dakika, Freud arıyor. İyi konuştun yazmış. Eyvallah paşam. Bu onu erkek rolünde yapmak. Doğru. Mesela siz bize baktığınızda ben Eda... Sigmund Freud'un bir sözü var biliyor musunuz mu? Sikişin sikişebildiğiniz kadar diye bir sözü var. O adamla öyle bir adamdı. Garip bir adamdı yani. Böyle konuşurdu yani bu şekilde. Bana göre belki bir tık daha maskülen gözüküyorum gözünüzde. Veya Eda bana göre daha feminen bizim gözüküyor Sinan'ın gözünüzde. Bizim Sinan'ın lafı. O yüzden bana sadiki erkek rolünde diyorsunuz. Aa, aslında hiç öyle değilim. Hayır değilim yani. Erkek falan yok. İkimiz de kadınız gördüğünüz üzere. Ve böyle bu şekilde devam ediyoruz. 2. Aynı anda mı regl alıyorsunuz? Hayır. O nasıl mümkün olsun oğlum ya? Hayatım haftaya regliyiz. Haftaya olmaz. Çok nadir, aşırı nadir oluyor bu. Hatta iyi ki de olmuyoruz bazen. Çünkü evet, hani ben regle olduğumda Ece benimle ilgilensin istiyorum. Ece regle olduğunda o benim ilgimi istiyor. Evet. Bazen aynı zamanda olduğumuz da oluyor ve o zaman hiç hoş olmuyor arkadaşlar. Evet, bir de regle dediğiniz şey kendi loop'u alan bir şey olduğu için. Evet. Şimdi mesela atıyorum Eda oluyor. Atıyorum 3 gün sonra ben oluyorum. Ve bu hep böyle gidiyor. Mesela bir kez kayıyorsa hani bir denkleşiyoruz. Arada bir selam veriyoruz. Atıyorum 8 ayda bir şöyle yan yana regle oluyor. Sonra tekrar o kayıyor ve o devam ediyor sonra. Evet. Hani şey derler ya, en yakın arkadaşlar birlikte vakit geçiren kızlar hep aynı anda regl olur falan. Bu bizde hiç olmuyor. O ne alakaymış abla? Ya, gerçekten arkadaşımla olduğunda rastladım. Evet, olduğu ablamla. Mesela... Arkadaşlar, Tirer Ercan Barne'nin sorusuydu bu, lütfen. Ama sevgilin olmuyor. Aynen moruk. Mame'nin evet, sorusu geliyor. Bu işi nasıl yapıyorsunuz? Bak Mame'nin sorusu net. Şimdi evet, net soru. O iş seks diyemediğiniz için ve buna utandığınız için ve muhtemelen söylediğiniz şeyin de aslında sorulmaması gereken bir soru olduğunu bildiğiniz için. O işi nasıl yapıyorsunuz diyorsunuz. Bu kadar aşağı... Düşsene şey diyorlarmış. Yok şaka yapmayayım ya şimdi bunlarla. Aşağılayıcı bir soru ki, hem seks olayını aşağılıyorsun. Evet. Ayıplıyorsun. Ve sorarken bile ayıplıyorsun.
İşte bizim Mustafa var, o geliyor yardımcı oluyor bize falan. Mustafa'daki şansı bir düşün amına esnada. Nasıl yapacağım falan. Ha, nasıl yapacağım ki diyorsanız. Bir. Yazık sizi ilgilendiren. Yazık da bu arada. Bir, sizi ilgilendiren bir konu hiçbir zaman olmamalı. Bu bir lezbiyen çift olsun, hetero çift olsun, gay çift olsun hiçbir şekilde fark etmez. Birinin seks hayatını yorum atarak ya da işte arkadaşınız evet, bile abi. Olsa pıt diye soramayacağım. Pıt. Pıt pıt diye soramayacağım bir şey. Ya. Çünkü mesela gidip atıyorum herhangi bir arkadaşına siz nasıl yapıyorsunuz diye soruyor musunuz? Çünkü bence herkesin seks algısı çok farklı. Her çiftin birlikte yakaladığı frekans çok farklı. Her çift farklı sevişiyordur yani bence. Evet. O yüzden... Yani değil mi Mert? Ben de sen öyle değildik. Şöyle, bizim dünyamızda bu işler çok renkli. Bence evet, queer bir dünyada yaşıyorsanız her şey tanımların dışında yani her şey evet. olabilir. Çok renkli gerçekten. Evet, çok renkli ve hiçbir zaman paylaşmak istemeyebilirsiniz bunu. Evet. Ayrıca... Koltuk siken bile var. Kardeşim doğru söylüyorsun yani illaki vardır öyle hastalıklı insanlar yani bilemeyiz. Gelip böyle bir soru gel... Ama sen amına bir koyarım ben seni bak o chatten. Bak buradan atlarım... Amına atlarım yani öyle söyleyeyim sana. Beni şimdi cumartesi beni küfürbaz yapma. Mesela bir anda bunu durdurup yolda düşünsene şey bize yorum atılması bunun şey gibi. Biz mesela yolda yürüyoruz atıyorum biri durduruyor. O işi nasıl yapıyorsun diyor gibi bir şey hissettirdi yani. Evet. O yüzden o işi her türlü yapabiliyor insanlar. O evet. yüzden bence sormayın. Ve bu arada şey internette araştırsanız net var. Ya araştırıyorlar internette. İbolar araştırıyor. Sürekli gidiyorlar. Tövbe estağfurullah. Videolarını izliyorlar, araştıracağız abi diye. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.